Barış için pedala sloganıyla İstanbul Beylikdüzü'nden yola çıkan Merit Şehit bisikletiyle Marmaris'e ulaştı. Şehit bir sosyal sorumluluk projesi olarak düşündüğü yolculuğunda ülke içinde 74 bin kilometreyi tamamlayacak. İstanbul Beylikdüzü'nden katıldım turuma. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Bisikletin bir ulaşım aracı olarak gösterip insanları bisiklet binmeye ve doğaya teşvik amaçlı bastım pedala. İstanbul'dan çıktım, tekrar İstanbul Beylikdüzü'nde finish yapacağım. Tabii bunu yapabilmem için 540 günü ortalama doldurmam gerekiyor. Niye 540 gün? Eğer ki 540 günü doldurduğum takdirde ülkesi içerisinde 74 bin kilometreyi tamamlamış tek bisikletçi olmuş olacağım ve tabii amacım rekor kırmak değil, insanları rekor kırdım diyerek teşvik etmek. Belki benden daha sonra daha fazla kilometreye ulaşacak olan arkadaşlar çıkabilir diye. Bu otomatikman Guinness rekorlara girmiş oluyor. Şehit'in turunda 4 ülke daha var. Benim turumun içerisinde 4 tane ülke var. Kıbrıs'la başlayacağım. Kıbrıs, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan olmuş olacak. Gürcistan, Batum üzerinden çıkış yapıp bütün Karadeniz'i bitirerek İstanbul hedefime ulaşmış olacağım. Burada 76 il, 489 ilçe, 14.631 köy var. Neden bunlar? Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla çıktım yola ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda güzergah bilgilerimi hazırlayan arkadaşlar var. Bu turumda insanları biraz daha hem teşvikten ziyade trafikteki insanlara dikkat etmek. Geçenlerde yaptığı bisiklet turu sırasında Türkiye'de uğradığı kaza sonucu yaşamını yitiren Fransız bisikletçiyi de hatırlatan Şehit, diğer sürücülerin dikkatini çekmek istediğini de belirtti. Biliyorsunuz Fransız bir arkadaşımız 40 ülkeyi dolaştıktan sonra kendi ülkemizde çok acı bir şekilde ölüm yaşıyor ve bunu hiç tanımadığımız bir insan tarafından belki böyle bir kaza yaşanıyor ama bunu biz de yaşıyoruz acısını ve Avrupa'da inanın çok büyük bir sıkıntılar olmuş oluyor. Biz Türk bisikletçileri olarak kesinlikle arkadaşın ölümünün acısını yaşadık. Ben İstanbul'daydım bu ölüm yaşandığı zaman ama inanın bütün İstanbullu arkadaşlarım bunu destek amaçlı buralara geldiler, biliyorsunuzdur. Merit Şehit amacını şu sözlerle özetledi. Bizim amacımız da trafikteki insanların, bir bisikletliyiz biz, küçücüğüz. Yani yanımızdan geçerlerken bile rüzgarlarından savurup ölüm tehlikesi yaşama gibi olaylarımız olabiliyor. Biz biraz daha destek verip biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz trafikte. Başka hiçbir isteğimiz yok. Şehit yolculuğunun 2017'nin sonunda tamamlayacağını dile getirdi. 2015'te başladım. Muhtemelen 30 Ekim 2016'da bitmiş olacak. Ama inşallah o tarihte biter. Ama biraz sarkar diye düşünüyorum. Çünkü ortalama 133-135 kilometre gibi bir rakam gün içerisinde yapamıyor insan. O yüzden muhtemelen 2017 Ocak gibi biter diye düşünüyorum. Merih Şehit yolculuğu sırasında bazen tehlikelerle karşılaştığını da dile getirdi. Belediyelere uğrayıp belediyelerde selamlaşmalar yaşadığımdan dolayı yaşadığım hangi belediyede, yani hangi bölgede yaşadığımı açıkçası söylemek istemiyorum. Ama bunu Doğu Anadolu diye yansıtmamak lazım sadece. Edirne bölgesinde bir olay yaşadım. Ama çok büyük bir olay değildi açıkçası. Muhtemelen gençlik hataları falan diyelim karşı taraf için. Çok güzel bir uyarıda bulundum. Muhtemelen bundan sonra yapacaklarını da zannetmiyorum. Yol adıma devam ettim. Ondan sonra başka bir yerde de bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Şehit konaklama ve yeme içme konularında belediyelerin de kendisine yardımcı olduklarını ifade etti. Gıda tüketiminde belediyelere uğrayıp selamlaşma karşılığında tabii ki belediye başkanları da çok sağ olsunlar ve belediye görevlileri özellikle karnınız aç mı diye soruyorlar. Tabii bisikletçisin, açsın diyorsun otomatikman. Hani hiç ilk başladığım zamanlar şeydi, ya aç değilim falan, ama yok şu anda açım. Çünkü sponsorların gönderdiği miktarlar yetmiyor. İster istemez bisikletle ilerlemek çok zor. Ve belediyeler bana yemek ve konaklama vesaire, duş ihtiyaçlarını sağlayabilmem için bir oda vesaire veriyor. Ben burada hem konaklamamı sağlamış oluyorum hem de yeme ihtiyaçlarımı karşılamış oluyorum.
oluyorum. Bu o zaman benim o içerisinde bana gelen bütçeni ile daha fazla ilerlememi sağlıyor. Aksi takdirde gittiğim yerlerde 2 gün veya 3 gün gibi konaklama oluyor. Meri şehit bisiklet sporuna, doğaya ve diğer sürücülerin bisikletlere davranışlarına dikkat çekmek için çıktığı bisikletli yolculuğun sonunda bir de çektiği fotoğraflarla sergi açacak. Serginin gelirinin tamamını ise eğitime aktarmayı düşünüyor. Ben fotoğraflarımı tabii ki çok iyi fotoğrafçı diyemem ama çektiğim fotoğrafları bir sergi açıp gene sponsorlarım desteği ve bulunduğum belediyelerin sponsorluğu desteğinde bir sergi açıp o sergide eğitime destek vermek amaçlı. Tamamen eğitim gelirli fotoğraflarımı sergilemek istiyorum. Kim ne kadar bütçeyle aldığının hiçbir önemi yok. Yani bulunan, toplanan bütün bütçeyi eğitime harcamak istiyorum. O yüzden bundan hiçbir gelirden kazancım olmayacağını da burada teyit veririm ve altını da çizerim. Hiçbir şekilde hiçbir kazancım yok.